Zenbook S16 modelini görüyorsunuz. Asus Zenbook S16 AMD'nin en güçlü işlemcilerinden biriyle geliyor. Özellikle yapay zeka konusunda şu anlık en güçlü işlemci. Tam 50 teraflopsluk bir güç sunuyor. Şu anda mesela Snapdragon X Elite işlemcisine baktığımızda 45 teraflopsluk bir NPU gücü vardı. Ryzen 9 AI ile beraber AMD 50 teraflops seviyesine çıktı. Elimde tutmuş olduğum bilgisayarda da 50 teraflopsluk bir AI performansı söz konusu. Intel'in Core Ultra işlemcileri şu an 15-20 teraflops seviyesinde. Daha sonra çıkacak yeni nesil işlemcileriyle o da 45 teraflops seviyesine çıkacak. Şu anda elimde tutmuş olduğum bilgisayardaki yapay zeka birimi en güçlü yapay zeka birimi tabii şu anlık. Bilgisayarda AMD Ryzen AI 9 HX370 işlemcisi var. Bu işlemci yeni bir işlemci ama daha çok NPU birimi çok güçlendi. Zaten işlemci birimi günceldi, güçlüydü. Radeon grafik birimiyle Radeon tarafında da başarılıydı. NPU'sunu da güçlendirdi ve 8000 serisi işlemcilerden daha farklı bir noktaya geldi. Bu bilgisayarın tasarımı çok hoşuma gitti. 1.1 santimlik kalınlığı var. Gerçekten çok ince ve 1.5 kilogramlık bir ağırlığa sahip. 16 inçlik bir bilgisayara göre inanılmaz hafif. Bilgisayarın ekranını da çok başarılı buldum. Şöyle ekranını da göstereyim. 16 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Asus'un Lumina OLED ekranı geliyor. Bu bilgisayarda oha artık dediğim bir şey var. İtiraf ediyorum. 6 tane hoparlör var arkadaşlar. Buradaki ızgara, burada bir Zen logosu da var ve yanlardaki hoparlör yuvalarıyla beraber toplamda 6 tane hoparlör var ve ses deneyimi noktasında da çok başarılı. Tasarım konusunda da seri alüminyum bir malzeme kullanılmış. Gerçekten çok başarılı bir hissi var. Şöyle sesi de yaklaştırayım. Böyle bir mat dokusu var. İnsanın böyle dokunası geliyor. Ben ürünü bayağı başarılı buldum. Ve Copilot Plus PC gereksinimlerini de karşılıyor. Ve dokunmatik ekran olduğunu da söyleyeyim. Yani 3K AMOLED ekran, 120 Hz ekran yenilemesi var ve dokunmatik de bir ekranı var. Onu da böyle göstermiş olayım sevgili izleyenler. Evet, bir tane daha bilgisayar var. Bu da iş yapan insanlara hitap ediyor ama bu sefer bir de Pro Art'ı göstereceğim sizlere. Gelin ona da bakalım. Copilot Plus PC'ler Pro Art serisine de geldi. Şöyle karşımda Pro Art P16 H7606 modelini görüyorsunuz. Bu bilgisayar da Türkiye'ye gelecek. Az önce çektiğim Zenbook S16 modeli de ülkemize gelecek. Bu bilgisayarın özelliklerini biraz anlatayım sizlere. 50 teraflopsluk bir NPU gücü var. Ryzen 9 AI işlemcisiyle beraber geliyor. HX370 işlemcisi. RTX 4070 GPU ile beraber geliyor. Bu grafik biriminin teraflops cinsinden AI gücü de 320 teraflops. Yani ekran kartlarının bu konuda avantajı çok daha güçlü. İkisini kombine ettiğinizde 380 teraflops seviyesinde bir yapay zeka gücüne çıkabiliyor bu görmüş olduğunuz bilgisayar. Özellikle ekranı da bayağı sevdim. Dokunmatik bir ekran paneliyle geliyor bu cihazda. Şöyle başlat menüsünde yukarı çekip açıyorsunuz. 4K çözünürlüğünde, 16 inç büyüklüğünde, 16'ya 10 oranında Asus Lumina OLED ekranla beraber geliyor. Bilgisayar sadece 14.9 mm kalınlığa sahip. Yani özelliklerine göre baktığımızda ince yapıda bir bilgisayar. Ağırlığı ise 1.85 kilo. RTX 4070 olduğu için bunlar kabul edilebilir ağırlıklar. 16 inç bir bilgisayar için gayet iyi. Sağ ve sola speakerlar da yerleştirilmiş. Şöyle kapağı kapattığımızda da Asus ProArt yazısını görüyorsunuz. Tek elle de güzel bir şekilde açılıyor. Ekranda zaten özelliklerini söylemiştik. Hemen giriş çıkış portlarını ve inceliğini de gösteriyorum. Profesyonel bir bilgisayar olduğu için tam boyutlu bir SD kart girişi var. Sol tarafta da HDMI, Type-C, tabii Type-C, Thunderbolt ve DisplayPort desteğine sahip bir de A tipi USB bağlantısı bulunuyor. Evet sevgili izleyenler, Asus'un Türkiye'de satışa sunacağı AMD Ryzen AI 9 işlemcili, bu işlemci de Computex'te tanıtıldı. En yeni işlemcilerden biri, Türkiye'de de satılacak iki modelini de gösterdim. Biri Zenbook S16'ydı, diğeri de ProArt modeliydi. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ürünleri nasıl buldunuz? Copilot Plus PC ve yapay zeka destekli bir bilgisayar almayı düşünüyor musunuz? Yakında alacağınız bir bilgisayarda beklediğiniz özellikler neler? Bu özelliklerin hangisini bu bilgisayar karşılıyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.